Bugün de bir video izledim. Bunu da ilk defa gördüm yani. Yahudiler de İsrail'de bizim ezanımıza benzeterek öyle bir şey okuyorlar. Zannedersen bu bizden sonra olmuş herhalde. Daha öncesi var mı onların bu okuyuşlarının? İlk defa duyuyorum. Yahudilerde ezan tarzında bir bağırış, bir sesleniş var diye yani. Neyse bir İngiliz onların ezanıyla Müslümanların ezanını karşılaştırmış. Adana أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Diyor Malezya'da yaşıyorum ben. Müslümanların da içindeyim diyor arkadaş da. Bilmiyorum Müslüman mı değil mi? Herhalde Müslüman değil. Yani iki ezana baktığım zaman birisi biraz bağırıyor gibi. Gerçekten adam böyle zıplıyor yerinde o İsrail'i söyleyen. Öteki gayet duru, yumuşak bir sesle daha çağrıcı geldi bana diyor. Birisi de güzel bir yorum yapmış. Onların ezanında diyor ki, ey İsrailliler Allah'a gelin diyor İsrail'de yaşayanlar. Onların ezanında. Müslümanların ezanında bütün alem namaza gelin diye söylüyor. Onu bunu gözetmeden. Çok güzel bir analiz yapmış yani gerçekten. Velhasıl ezanımızla, selamımızla, namazımızla, orucumuzla, kitabımızla, her şeyimizle Allah'ın lütufları içerisinde yüzüyoruz. Mevlamız Subhanahu ve Teala bizim nail olduğumuz bu nimetlerin şükrünü etmeyi nasip eylesin bizlere. Nefsimizin oyununa gelmeyelim. Nefsimizin yolundan gitmeyelim. Zamanımızın insanı çok değişik oldu şimdi. Terbiyeler de çok değişik oldu. Yahu demiş, erkek dervişler bir sayılır, kadın dervişler yarım sayılır. Nereden çıkartıyorsunuz onu demiş. E bak, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin menkıbesini biliyorsun. Neydi onun menkıbesi? Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin zamandaki padişah çok kıymet verdikleri için Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne demiş ki, efendim sizin dervişinize gelen müritlerin sayısını söyleyin, onlardan vergi almayalım, onları askere de almayalım. Çünkü dervişler, müritler bunlar bizim manevi kuvvetimizdir. Onlar zaten bize dua etsin, bizim ordumuz muzaffer olur. Onun için hani savaştaki cephedeki askerden çok daha önemlidir dervişlerin duaları. Onun için siz bize beyan edin, ne vergi alalım ne askere alalım onları. Tabii bunu duyan, vergi alınmayacak diye duyan, bu sefer herkes dergaha geliyor. Herkes dergâh, ben de dervişim diyor. Ben de dervişim. Tabii bu sefer ikinci bir ferman çıkartıyor padişah. Diyor ki, efendim yani sayıyı biz şey yapamadık, bize sayıyı belirtirseniz biz de ona göre hani vergi almayacağız. Baya maşallah dergâhınız dolmuş. Tabii Hazret de anlıyor durumu. Yarın diyor bütün dervişlerimiz toplansın, bir şey yapacağız. Padişah bizden dervişlerimizin sayısını istedi. O sayıyı padişaha vereceğiz. Gelsin bütün dervişlerimiz. Topluyor onları bir yere, bir çadır kuruyor. Ondan sonra bugün diyor kardeşlerim, yolumuza bugüne kadar beraber devam ettik. Bugün durum öyle gerektirdi ki bugün benim için canınızı feda etmeniz gerekiyor. Ne diyor ya? Canını feda mı edecek? Ne olacak falan filan derken o kaçıyor, o gidiyor, söyleniyor, o gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakıyor bir erkek, bir tane de kadın. Birisi çıkıyor diyor ki ben canım feda olsun Hacı Bayram Veli'ye diyor. Kadın da diyor ben de canım feda olsun. Ondan sonra Hacı Bayram Veli de diyor yazın diyor 1,5 dervişimiz varmış diyor. Tamam. Yüzlerce kişinin içerisinde 1,5 dervişimiz varmış. Padişaha söyleyin bunlara gerekeni yapsın 1,5 derviş.
İşte o, şimdi anlatıyor adam. Kadınlar yarım derviş, beni diyor yarım sayacaksanız beni hiç yazmayın. Kadın derviş olacak ya, öyle diyor. Beni yarım yazacaksan hiç yazma. Bugünün terbiyesi de çok farklı yani. Yarım veya bütün. Netice Allah'ın baktığı o kalp. Yarım da olsan, bütün de olsan Allah nazarında kıymetin aynı. Ne kadar takvalıysan o kadar yakınsın Mevla Subhanahu ve Teala'ya Celle Celaluhu. İster erkek ol, ister kadın, ister beyaz ol, ister siyah. Mütevazi olabildiysen, kalbini kininden, kibrinden, hasedinden temizleyebildiysen Allah'a en yakınsın. İster sana yarım desinler, ister çeyrek. Sorun yok yani. Sorun yok. 1.000 tane bütünü toplasan bir yarım diye dinlenen Hazreti Fatıma olabilir mi? Nerede? Onun için kalbimizi tezkiye edelim, terbiye edelim. Allah'ın en güzel kulluğuna erelim, erişelim. İnşallah onun lütfuna mazhar olalım. Rabbimiz Sübhane ve Teala o kutlu peygamberin yolunda ilerlemeyi nasip eylesin bizlere. Onun sünnetinin nuruna erdirsin bizleri. Onun halifelerinin yolunda ilerletsin bizleri, yürütsün bizleri. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.